Ters Ayna programından hepinize merhaba. Ben gazeteci Canan Kaya. Bundan böyle hafta içi salı ve perşembe günleri saat 17'de Samimi Haber YouTube kanalında Ters Ayna programıyla karşınızda olacağım. İç ve dış siyasete dair günün öne çıkan, aslında haftanın da en çok konuşulan başlıklarını değerlendiriyor olacağız. Hem uzmanlarla hem de siyasetçilerle. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Siyaset bilimci Tanju Tosun bizimle birlikte. Kendisiyle hem muhalefet tarafında hem de iktidar tarafında bugüne damgasını vuran gelişmeleri konuşuyor olacağız. Kendisini bağlıyorum hemen yayına, sorularımızı yöneltelim. Tanju Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk Canan Hanım. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi İç ve dış siyasete gireceğim ama aslında daha çok ağırlıklı olarak iç siyaseti konuşuyor olacağız bu yayında sizinle. İlk olarak güzel, sevinçli bir haber aldık. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İlk olarak voleybolcularımızı kutlayarak başlayalım yayına. Çok önemli bir gurur bizim için. Siz neler söylemek istersiniz? Belki ekleme yapmak istediğiniz noktalar vardır. Evet, ben de aynı dileklerle yani genç kızlarımızın başarılarından dolayı kendilerine kutluyorum. Gerçekten ulusça, özellikle ulusal başarıya susadığımız bir dönemde ve ülkenin bu ölçüde kutuplaştığı bir ortamda böyle bir başarı önemli bir takviye olarak geldi. En azından psikolojik anlamda böyle bir rahatlama sağladı. Tabii bu süreçte yaşanan gelişmeleri parantez içine almak koşuluyla maalesef özellikle Amirli Kadın Voleybol takımındaki bazı başarılı oyuncularımızın tercihlerine yönelik kamuoyuna, sosyal medyaya yansıyan kimi değerlendirmeler Türkiye'nin siyasal kutuplaşmasının her ne kadar bunlar özellikle geniş bir çevrede kabul görmese de yani bu kutuplaşmanın ne boyutlarda olduğunu göstermesi anlamında da düşündürücü ama özellikle tabii iktidarıyla, muhalefetiyle geniş bir kesimin bu başarıyı bir şekilde kutlaması, bu anlamda kızlarımızın başarısının ulusal bir onur olarak dinlendirilmesi son tahlilde ulus adına önemli bir veri, durum olarak değerlendirilebilir. Evet, bahsettiğiniz konuya birazdan detaylıca gireceğim. Yine voleybol takımı oyuncularımızdan Ebrar Karakurt'a yönelik baskılardı, hedef göstermelerdi bunlar. Çok da üzücü manzaralardı, dehşet verici manzaralardı. Onu biraz daha hükümetin hazırlık içerisinde olduğu, meclise getirme hazırlığında olduğu anayasa değişikliği teklifi konusuyla birleştirip konuşmak isterim. Çünkü doğrudan aslında bu meseleyle ilgili bir konu. Ben ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafındaki gelişmelerle başlamak istiyorum. Son birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki danışman krizi çok konuşuldu. Bu ikinci danışman krizi oldu. Daha önce de farklı bir partiden, sanırım Zafer Partisi'nden bir danışman transfer edilmişti. O çok konuşulmuştu. Yine bazı tweetleri kamuoyuna yansımıştı. Şimdi de Perinaz Mahpeyker Yaman isimli bir danışmanın, iş insanı aslında bu hanımefendi. Aynı zamanda daha önce AK Parti'den adayı olmuş yerelde. Yerelde bir takım siyasi çalışmalar yürütüyor kendisi. Ancak seçimlerin ikinci turundan önce atandığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığına atandığını biz öğrendik. Ve daha çok konuştuğumuz kısım esasında bu başlık altında Perinaz Hanım'ın hem Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, hem Atatürk'e yönelik, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları oldu. Şimdi sorum şu, birincisi Cumhuriyet Halk Partisi neden
kendi görüşünü yansıtmayan bir danışmanı bünyesine katma ihtiyacı duymuş olabilir. Bunun bir faydası olmuş mudur? İkincisi, danışman krizi gündeme geldiğinde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de partinin yetkili diğer isimleri böyle bir atamanın olmadığını söylediler başta. Ancak sonradan hem atama evrayla hem de Pelin Aslan'ın beyanlarıyla böyle bir atamanın gerçekleştiğini öğrendik. Bu durum bir ana muhalefet partisi açısından kamuoyunda nasıl bir etki yaratır? Evet. Şimdi neden böyle bir atama ihtiyacı duyuluyor? Önce ona bakmak gerekir. Bu biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yapısal durumuyla ilgili bir şey. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de çeşitli alanlarda uzman olan aktörlerle diyaloğu maalesef onları parti içinde konumlandırarak değil, genellikle parti dışında gerekli görüldüğü anda görüşlerine başvurulmak suretiyle işleyen bir sistem. Partinin bir BYKP bilim kültür platformu var. Yapısal anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını şekillendirme adına kurumsal yapı içinde böyle bir yapı mevcut. Ama bu yapının da içinde bazı uzman isimler olmakla birlikte alanlarında çok fazla politikayla iç içe durumda. Dolayısıyla yani parti meclisine, MYK'ya buradan isimler gidiyor. MYK'dan parti meclisinden isimler burada yer alıyor. Dolayısıyla partinin politik kurumsal yapısıyla organizasyonel anlamda iç içe geçmiş olmanın verdiği bir durum, yarattığı bir sıkıntı aslında mevcut. Dolayısıyla politika notları üretiyorlar geçmişten bugüne ama siyasetin içinde çok fazla haşır neşir olmalarından dolayı aslında görevlerini tam olarak da edemiyorlar. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksik kaldığı konulardan bir tanesi böyle bir yapıyı tamamen partinin içinde fakat siyasetin dışında konumlandıramaması ve alanında uzman olan aktörlerin siyaset dışında bu yapı içinde mesai harcayamamaları. Hal böyle olunca tabii Türkiye'nin toplumsal, politik, ekonomik sorunları çok fazla. Cumhuriyet Halk Partisi de o sorunlarla ilgili bir takım politika önermeleri söz konusu olduğunda dışarıdan danışmanı bir şekilde partide görevlendirmeyi tercih ediyor. Fakat orada da bir sorun devreye giriyor. Nedir o sorun? Şimdi danışman olarak görev alan aktörlerin azımsanmayacak bir kesimi de alanlarında yetkin, otorite sahibi ve uzman olmayan kişilerden oluşması. Dolayısıyla işlevsel kalmıyor. Sadece kağıt üzerinde görünüşte bir danışmanlar kadrosu mevcut. Bu da haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal yapısı içinde sürekliliği olan bir politika önermesi üretecek bir yapıdan eksik kalmasına neden oluyor. Her ne kadar dediğim gibi benim yönetim kültür platformu olmasına rağmen parti içinde. Şimdi dolayısıyla bu biraz şeyle de ilgili. Neden özellikle bu gibi isimler işte Zafer Partisi'ne geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir şekilde politika yapmaya çalışan insanların seçilmiş olmaları. Anladığım kadarıyla bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yaklaşımının bir uzantısı olarak okunabilir. Helalleşmeyle toplumun geniş kesimlerine açılmaya çalıştı Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey aracılığıyla. Dolayısıyla geçmişteki politik angajmanları önemsenmeden bir şekilde partide danışman olarak görevlendirmeleri. Aslında sadece danışman da değil. Mesela Abdülhatif Şener örneğinde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi içinde milletvekili seçilen isimler de mevcuttu.
Şimdi çok eklektik kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, ideolojisine geçmişten beri bir şekilde bağlılıktan çok konjonktürel olarak yani bir anlamda esen rüzgara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye doğru yönlendirilmek istiyorsa o alanda bir şekilde geçmişte farklı partilerde politika yapmış olan isimlerin görevlendirme söz konusu oluyor danışman olarak. Bu da işlevsel sonuç üretmiyor. Mutlaka bu yol kapalı olmalı mı? Hayır, tabii ki esnek olmalı. Geçmişte farklı partilerde politika yapan isimler olabilir ama en azından bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışı konusunda bu ölçüde şiddetli bir karşıtlık olmaması gerekiyor. Özellikle Pernaz Hanım'ın daha sonra özür dilemesi, evet bir erdemdir ama atmış olduğu tweetlerin, yapmış olduğu paylaşımların Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı düşünüldüğünde böyle bir sıkıntı söz konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi politika üretme, geliştirme anlamında Türkiye'nin elitleriyle güçlü, organik ve kurumsal bir ilişki kurma konusunda çok zayıf kalıyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dahi gerisinde kalıyor. Çok pragmatik, günü geldiğinde ihtiyaç hasıl olduğunda özellikle parti dışındaki elitlerle bu süreci yönetmeye çalışıyor. Kurumsal anlamda çok fonksiyonel ve proaktif hareket edecek bir yapı değil şu andaki bilim yönetim kültür platformu, onu belirtmek gerekir. Neden baştan kabul etmediler bu tür atamaları? Bunu da muhtemel nedeni atanan kişilerin profilleri dikkate alındığında özellikle seçmenlerinden çok sert bir tepki olacağı düşüncesiyle ki seçmenin o tepkisinin de tamamen haklı olduğunu belirtmek gerekir. Daha sonra görevlerine son verildi, ifade edildi ama eğer ki seçim kazanılmış olsaydı kuvvetle muhtemel bu isimler görevlerine devam edeceklerdi. Böyle bir çelişki de var. Yani amaç seçimi kazanmaktan çok hatta öte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik kimliğiyle bu ölçüde aykırı olan isimlerin neden görevlendirdikleri. Evet bir dereceye kadar kabul edilir ama hakarete varan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle ciddi anlamda bir hesaplaşma, hakaret, kurucu aktörlerle hesaplaşmaya varan bir yaklaşım, sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin doğal olarak sineye çekmesi mümkün değil. Evet, bu konuyla ilgili son küçük bir sorum daha olacak. Şimdi burada şu değerlendirme yapılıyor Tanju Bey. Siz de altını çizdiniz. Özellikle de ikinci turda fark atmak için. Çünkü ilk turda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz tahtı sallandı. Yani ilk turu kazanamadı AKP ya da Cumhur İttifakı bakıldığında. Deniliyor ki işte ikinci turda fark atabilmek için, daha muhafazakar çevreden oy alabilmek için böyle bir yola gidildi. Keza sağ politikalara yöneldiğini gördük. Bir Zafer Partisi ile yapılan ittifakta da bu görüldü ikinci tur öncesi. Şimdi bu bir, yani bunun bir faydasının olmadığını seçim sonuçlarına baktığımızda gördük. Zararı ne oldu? Yani çıktı olarak konuşacak olursak çıktısı ne oldu bu durumun? Şimdi tabii genel anlamda çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik oldu. Artı genel başkanına yönelik oldu. Yani bir taraftan parti, bir taraftan da lideri önemli ölçüde seçmen nezdinde güven açısından, inandırıcılık açısından bir takım soru işaretleri yarattı her şeyden önce. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik kimliğiyle tutarlı olmayan bir takım adımlar artı stratejik olarak da sonuç üretmesi çok zor olan adımlar olduğunu anladık. Neden?
Evet, Sayın Özdağ'la bir protokol yapılabilir, görüşme yapılabilir, ittifak içine dahil edilmek istenebilir. Ama bunun alternatif maliyetinin önceden hesaplanıp Ümit Özdağ'la Zafer Partisi ile ittifak yapmanın artıları eksilerine mi bakacağız? Yoksa partinin ideolojik tutarlılığına mı bakacağız? Anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu mutlaka seçimi kazanma isteği ile bu fayda maliyeti dikkate almadan hangi kesimden destek gelirse gelsin bütün tarafları kendi adaylığı etrafında buluşturmak istedi. Özellikle 14 Mayıs sonrası. Ama burada şöyle bir stratejik hata yapıldı. Özellikle Zafer Partisi Ümit Özdağ örneğinde o çekim gücü eşyanın doğası gereği yaratılamazdı. Çünkü Kemal Bey'e destek veren azımsanmayacak ölçüde HDP çizgisindeki Kürt seçmen vardı ve Kürt seçmen nezdindeki hatta muhafazakar seçmenlerin özellikle Gelecek Partisi ve DEVA toplumsal tabanı açısından ki genel başkanları bunu ifade etti zaten. Yani bunu tasvip etmediklerini ciddi anlamda çekim merkezi olmak yerine itici bir faktör olarak devreye girebilirdi. Nitekim öyle oldu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları analiz edildiğinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki HDP'ye oy veren seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kısmının sandığa gitmediği tespit edildi verilerle. Bu da şunu gösteriyor. Bu stratejinin özellikle Kürt seçmenler nezdinde olumlanmadığı, bu anlamda seçime katılımı düşürdüğü ki seçime katılım bu bölgelerde yüksek olsa idi 14 Mayıs seçimleri kadar ya da ondan bir miktar daha yüksek olsaydı aradaki makas Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu arasında iyice daralmış olacaktı. Dolayısıyla fayda beklenir iken bunun özellikle ideolojik mesafenin açık olması dolayısıyla zararları daha fazla oldu gibi. Evet, şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile genel olarak da muhalefet partileriyle ilgili konuşulacak çok mesele var. Bu yayına da sığmaz ama iktidarı da konuşmamız lazım. İktidarın uyguladığı politikaları da konuşmamız lazım. Şimdi CHP'nin iç tartışmalarından bu meseleleri çok konuşamıyoruz. Özellikle şu konuyla başlayacağım. Ardından anayasa değişikliği teklifi çok önemli. Ben bu meseleye çok önem veriyorum. Ama önce hak ve özgürlükler meselesiyle başlayalım ki doğrudan aslında bu anayasa değişikliği teklifini de ilgilendiriyor. Yakın bir tarihte içki yasağı meselesi gündeme geldi. İstanbul Valiliği bir açıklama, bir genelge paylaştı. Aslında daha önce 17 Ağustos'ta yayınlanmıştı bu genelge. Bir hatırlatma yaptı İstanbul Valiliği. Keza ondan önce de Temmuz ayında Samsun Valiliği aslında Samsun'da bu yasağı uygulamaya koydu. Açık alanlarda, parklarda, sahilde içki satışı ve tüketimi yasak Samsun'da. Aynısı İstanbul için de yapılmak istendi fakat kamuoyundan ciddi bir tepki geldi. Öte yandan sizin az önce değindiğiniz mesele seçim döneminde de bu ağırlıklı olarak yapıldı ve hakikaten yani çok garip bir şekilde ben AKP seçmeninden de bunu duydum. Şu propaganda yayıldı Cumhur İttifakı özellikle de AK Parti tarafından. Denildi ki işte bir LGBT artılar sanki bir teröristmiş gibi tanıtılıp lanse edilip böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıp işte toplumun ahlakını bozacaklar. Çocuklarımız, gençlerimiz kendi tırnak içinde tabirleriyle LGBT olacak denilerek toplumda böyle bir algı yayıldı ve az önce de ifade ettiğim gibi ben AK Parti seçmeninden buna inanan belli bir kesimi duydum. Yani bu yönde bir tedirginlik oluştuğunu da gördüm seçmende. İlginç bir durumdu tabii ki. Şimdi amili voleybol kadın takımı oyuncularımızdan Ebrar'ın cinsel yönelimi, cinsel tercihi meselesi bu başlık altında hedef gösterildi esasında.
Ve daha önce kendisine yönelik yapılan bir Twitter'dan yapılan bir paylaşıma verdiği cevap da cevap üzerinden. Bu belli bir ideolojik tartışma üzerine oturtulmaya çalışıldı ama doğrudan aslında hedef LGBT'yi artılardı. Şimdi bütün bunları biraz uzun özetledim, kusura bakmayın Tanju Bey, ama şimdi bütün bunları topladığımızda karşımıza iktidarın uygulamaya çalıştığı bir politika çıkıyor kendince. Uygulamaya çalıştığı bir politika ve bu politikanın uzantısı olarak yeni bir Türkiye zemini yaratmak, yeni bir toplum algısı, yara fotoğrafı oluşturmak gibi bir hazırlık olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Siz bütün bunları nasıl yorumlayacaksınız, ama buna ek olarak tabii ki muhalefet partilerinden de yeterli tepkinin gelmediği yönünde eleştiriler de var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle yani hukukun evrensel arka planı açısından şunu belirtmek gerekir. Yani insanların bu tür tercihleri yani yüzlerce yıl öncesinden işte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden Fransız Yurttaş Hakları Bildirgesi ve devamında çeşitli uluslararası anlaşmalar ile bir hak olarak güvenceye alınmış durumda. Tabii bu güvenceye alınmış hakları bir şekilde siyasal iktidarın bu tür haklara müdahale etme gerekçesi özellikle iktidarların muhafazakar dünya görüşleriyle yakından ilgili. Ve bu muhafazakar dünya görüşüne sahip olan iktidarların ortak özelliği ki sadece Türkiye'de değil Polonya'da da benzer tartışmalar var. Yani LGBT artı bağlamında olmasa da mesela Kürtaj konusunda ya da Macaristan'da Rusya'da benzer tartışmalar devam ediyor. Özellikle otoriter muhafazakar rejimler tek tip bir toplum tahayyülüne sahipler. Yani toplumu farklı tercihleri, farklı özellikleri, nitelikleri ile bir araya gelmiş olan bir topluluk olarak görmekten ziyade iktidar marifetiyle ve iktidarın istediği, iktidarın dünyaya, topluma, insana bakışıyla doğrudan ilgili bir tek tipleştirme anlayışının ürünü olarak okunabilir bu. Dolayısıyla ne kadar muhafazakarlık ve otoriterlik baskınsa siyasal iktidarda toplumu heterojen bireylerden oluşan değil, homojen, tek tip ve sadece kendi dünya görüşü, kendi yaşam tarzları, kendi kültürel değerleriyle özdeşleşmiş bir toplum olarak tahayyül etmek isterler ki Türkiye'de özellikle muhafazakar iktidarların ve otoriter iktidarların konuya bakışı bu şekilde. Yani farklılıkları olduğu gibi kabul etmek yerine popülist bir yaklaşımla sözde topluma, devlete, millete bir tehdit unsuru olarak görürler. Aslında buradan da bir şekilde oy devşirilmeye çalışılır. Şimdi tabii Türkiye'de özellikle son günlerde bu tartışma yeniden alevlense ve özellikle Ebrar'ın örneğinde tartışma yoğunlaşsa da Türkiye'de yaklaşık olarak 40 yıldan beri devam eden bir tartışma bu ve Türkiye'deki siyasal rejimin muhafazakarlık ve otoriterlik tonuyla, konjonktürüyle yakından ilgili 1980 darbesinin ardından Türkiye'deki siyasal rejimin inşa etmeye çalıştığı bir kültür projesinin sac ayaklarına ben en önemli proje Türk-İslam sentezi idi. Bir tarafta özellikle millet kavramını kutsallaştıran, diğer tarafta
İslam'ı bu millet kavramı ile birleştirmek suretiyle bir ideolojik meşruiyet arayışı ve bunun sonucunda da kitlelerden destek arayışında olan bir 12 Eylül rejimi vardı ve 12 Eylül sonrası iktidara gelen Anavatan Partisi de bu Türk İslam sentezci kültür projesini aslında devam ettirdi. Bugün Türkiye'de tartışılan bazı konuların Anavatan Partisi'nin iktidar yıllarında da biz tartışıldığına tanık olduk. Mesela o dönemki otoriterleşme eğilimlerinden en belirgin olanı işte toplumu tek tipleştirme projesine karşı güçlü bir şey olarak, enstrüman olarak mesela polis vazife ve selahiyetleri kanununun aşırı derecede polise yetki veren düzenlemeleri idi. Burada amaç işte dediğim gibi siyasal iktidarın özellikle muhafazakarların toplumu homojen bir varlık olarak görmesi ve kendi dünya görüşünde olanların dışında yaşam alanlarının asgari düzeyde, yaşam standartlarının da asgari düzeyde tutulması biraz bununla ilgili bu tartışmalar. Son tahlilde tabii yani bu tartışmaların artması Türkiye'yi çağdaş dünyadan önemli ölçüde koparmakta. Aslında bu tür hakların varlığı siyasetçiler tarafından, siyaset kurumu tarafından bu kadar oy devşirilme amaçlı kullanılmasa da toplum içinde yaşayıp giden, kendi tercihleriyle var olan kesimler ve toplumun da çok dert edindiği meseleler değil gibi geliyor bana ama siyaset bu meseleleri ne kadar gündeme getirir ise o takdirde var olan siyasal kutuplaşmada bir kutuplaşma malzemesi olarak siyasetçiler tarafından da sürekli olarak yeniden kullanılıyor. Evet, peki yani şimdi asıl ideolojik olarak da, kuruluş olarak da, bir yapı, şekil olarak da daha çok laikliği savunması gereken, laikliğin koruyucusu olması gereken ana muhalefet partisinin bütün bu olanlar karşısında gür bir sesle tepki göstermek yerine üstüne Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın bir açıklaması vardı mecliste. Yani gençlerimiz ateist, deist oluyor, pırıl pırıl gençlerimiz ateist, deist oluyor bir ifadesi vardı. Üzerine bu tür söylemlerle kamuoyunun karşısına çıkıyor olması mevcut seçmenin de nasıl bir algı yaratıyor sizce? Yani tepki büyük, büyük de neden böyle sorusu gündemde. Şimdi tabii yani sosyal demokrat bir parti için aslında hedef toplumun bulunduğu noktaya doğru topyekün bir geri geliş değil. Partinin bulunduğu yerden sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine, özgürlük anlayışına uygun olarak toplumu taşıyıcı bir aygıt olabilmesi. Ama Türkiye'de dediğim gibi oy kaygısı bu tür söylemleri ve söylemlerin ve tercihlerin özellikle ana muhalefet partisi tarafından da tercih edilmesine yol açıyor. Ama insan hakları, birey hakları sadece ve sadece bu tür politik tercihlerle oy devşirilme karşısında zayıf düşüyor ise o takdirde o siyasi partinin de sosyal demokrat kimliği açısından bir sorun olarak okunması gerekiyor. Çünkü sosyal demokrasinin temel insan haklarına, yurttaş haklarına, yurttaşların tercihlerine, inanç hürriyetine, inanmama hürriyetine, giyim kuşam tarzına bakışı çağdaştır. Tabii burada hiçbir yasaklama olmayacak mı? Kişi güvenliğini, kamu güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiği takdirde yani olay bir adli olaya dönüştüğü takdirde yani şunu söylemek istiyorum.
ibadetini yapan kişiye bir ateist eğer ibadet yaptı diye bir cebir uygulayacaksa o kolluk kuvvetinin görevi zaten gerekli şey O da yapmak, bireysel müdahale bir suç bulunmak. oluyor. Yani Tabii suç biri tabii bireyselliği aynen oluyor. bireysel bir şey. Ama siz kamusal alanda bu tür hakların varoluşuna karşı çıkma anlamında bir söylem düzeyinde de dahi şey getirirseniz, değerlendirme yaparsanız o da ister istemez sosyal demokrat çizginin evrenselliği açısından sorgulamalara neden oluyor. Birey hakları, yurttaş hakları açısından sosyal demokrasinin Türkiye'deki partilerinin ne ölçüde örtüştüğü konusunda soru işaretleri üretiyor tabii ki. Evet, programımızın son bölümünde anayasa değişikliği teklifini Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın meclise getirmeyi planladığı ve getireceği de anayasa değişikliği teklifini konuşmak istiyorum. Burada deniliyor ki başörtüsüne özgürlük, serbestiyet tanıyan bir anayasa değişikliği teklifi olarak aktarılıyor ama sadece bunu içermiyor. Aslında bu da bir sorun. Onu da ayrıca konuşalım. Yani neden sadece başörtüsüne özgürlük veriliyor sorusu gündemde. Diğer taraftan da ailenin korunmasına yönelik 41. madde, anayasanın 41. maddesinde ciddi bir düzenleme yapılması öngörülüyor bu teklifle. Deniliyor ki evlilik bağı sadece kadın ve erkekten oluşur denilerek LGBT artıları tamamen dışlayan, tamamen yok sayan ve belki de tamamen kriminalize eden bir değişiklik teklif bu. Diğeri de tabii anayasanın 24. maddesi olduğunu hatırlatalım. Din ve vicdan hürriyeti maddesinde başörtüsüne özgürlük, serbestiyet, özgürlük tanınan bir durum. Şimdi iki sorum var bu meseleyle ilgili Tanju Bey. Tabii yayının sonuna doğru artabilir açıklamalarınıza göre bir sorular ama ilk başta iki sorum şu. Birincisi, şimdi hemen hemen her gün ben Cumhur İttifak temsilcilerinden anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama duyuyorum. Bunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyor Cumhur İttifakı ve bu konuda da kararlı olduğunu görüyorum. Diğer taraftan buna şiddetle karşı çıkması gereken bütün muhalefet partilerini içine alarak söylüyorum. Henüz gerekli bir reaksiyon geldiğini görmüyoruz. İkincisi, yani yine buna ek olarak meclise geldiğinde de nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağımızı da bilmiyoruz. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin reddedeceğini bekliyoruz elbette. Böyle bir beklenti var. Ancak diğer sağ partiler, hem muhalefet partisi olup hem de sağ parti olan işte DEVA, Gelecek, Saadet Partisi özellikle İyi Parti, yani Demokrat Parti'nin de tutumu net, öyle ifade ettiler en azından şimdilik. Bu partilerin nasıl bir oynamada nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Çünkü gelsin bir bakalım açıklaması yapıldı. Genel olarak bu partilerden gelen açıklama buydu. Ve böyle bir tehlike var önümüzde baktığınızda. Siz bütün bu olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha çok gündemde tutulup buna şiddetle, bu duruma şiddetle karşı çıkılması gerekmiyor mu? Şimdi tabii öncelikle teknik anlamda şimdi bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin anayasa meselesinin halledilmesi mümkün değil. Yani anayasanın 3-4 maddesinde yapacağınız düzenlemeyle sınırlı görüyorsunuz ve görüyorsanız ve bu maddeler içeriği itibariyle muhafazakar bir toplum tahayyülünü bir adım daha getirme amacına gidiyor ise sizin anayasaya bakışınızdaki muhafazakar ton çok net bir biçimde açığa çıkıyordur. Bu anlaşılabilir bir şey özellikle iktidar bileşenleri açısından ama iktidarın bu muhafazakar Türkiye, muhafazakar toplum tahayyülüne bir adım ileriye taşımaya yönelik bu anayasa değişikliği önerisine muhalefet fazla ses çıkarmıyor ise ve muhalefetin bazı bileşenleri anayasa değişikliği parlamentoya geldiğinde olumlu oy kullanacak ise o takdirde muhalefetin de Türkiye'de toplumu
nasıl görmek istediklerine ilişkin bir turnusol kağıdı olarak değerlendirmek mümkün bunu. Şimdi anayasa değişikliği ile 3-4 maddeyle yetinmek Türkiye için yeterli değil. Ama toptan yeni bir anayasa gerekiyor, ama bu yeni bir anayasanın da sadece parlamentodaki partilerin yapacağı bir anayasa değil, toplumun tüm farklı kesimlerinin bir şekilde müzakere etmesi ve müzakere sonucunda bir uzlaşıyla bir anayasanın yapılması gerekir ki o takdirde meşruiyet düzeyi yüksek olsun. Şimdi muhalefet neden özellikle şimdi şunu belirtelim, yani başörtü meselesi Türkiye'de aslında bir mesele olmaktan çıkmıştır. Bunda bütün siyasi partilerin özellikle son 10-15 yılda katkısı vardır. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi öncülüğünü yapmıştır. Ama yasallığın dışında meşru bir arka planı olması için Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partileri de destek vermiştir. Dolayısıyla bugün ne üniversitelerde ne kamu kurumlarında bu tür yasakların herhangi bir işlevselliği zaten yok. Zaten yasak değil. Şimdi aslında Türkiye'de bütün siyasi partilerin katkılarıyla bu başörtüsü sorunu çözülmüştür. İktidar partisinde, muhalefet partilerinde katkıları büyüktür. Yani bugün ne üniversitelerde ne devlet dairelerinde böyle bir sorun görünmüyor. Bunu anayasal güvenceye bağlamak aslında o hakların doğallığı açısından bir sorun olarak değerlendirilebilir. Yani bir anayasal korumaya kavuşturmaya gerek yok olduğunu düşünüyorum. Muhalefet neden bu meseleyi fazla gündeme getirmiyor? İşte bu hakların bir anayasal tartışma haline getirilmesine. Muhalefet de tabii Türkiye'de toplumun muhafazakar yapısını ve muhafazakar seçmeni dikkate alarak ve bu seçmenle bu mesele üzerinden bir sorun yaşanmaması dolayısıyla dillendirmiyor tabii ki doğrudan doğruya burada bir Peki sizce bu siyasal. doğru mu? Yani bu toplumu daha da muhafazakarlaştıran, daha da sağlaştıran, seküler, laik kesimi dışlayan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle ifade etmek istiyorum, parya konumuna getiren bir durum değil mi? Şimdi tabii ki yani bu tür tartışmalar konusunda muhalefetin geri kalması, özellikle sosyal demokrat olarak tanımlayan partiler açısından sorunlu bir durum. Dediğim gibi yani sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri açısından bu tür bireysel hakların bir anayasal tartışma haline getirilmesi, bir anayasal konuma oturtulmak istenmesi sosyal demokrasi açısından kabul edilecek bir durum değil. Çünkü sosyal demokrasi zaten başörtüsünün de bir temel hak olduğuna kabul eder. İnsanların cinsel tercih yönelimlerinin de bir hak olduğunu kabul eder. Ya da aileyle ilgili getirilen tanımlamanın muhafazakar bir toplum inşa etmeye yönelik yeni bir aşama olduğunu kabul eder. Eğer muhalefet partileri içlerinde tabii Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir sosyal demokrat etiketli parti de yok açıkçası. Şimdi ben muhtemelen İyi Parti'nin de Devan'ında Gelecek Partisi'nin de böyle bir anayasa değişikliği gündeme geldiğinde olumlu yaklaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü hem kendi sosyolojik tabanları hem de oy kaygısı dolayısıyla, ama Türkiye'nin seküler Yani yapısı referanduma mı gider yoksa meclisten mi çıkar sizce? Beklentiniz ne orada?
Şimdi meclisten çıkar kanaatindeyim. Ben özellikle muhalefet 400, 400 partilerinin eviti bulur yani iktidar. bulur diye düşünüyorum ben. Çünkü meclis aritmeti ve muhalefet partilerindeki milletvekillerinin en azından profillerine dikkate aldığımızda referanduma gitmeyebilir ama Sayın Cumhurbaşkanı referanduma getirebilir tabii ki bunu. Neden? Çünkü meşruiyet çıtasını yükseltmek isteyebilir. Bu siyaseten böyle bir beklenti içinde olabilir ve bu anlaşılabilir ama referandumdan çıkacak bir kabul ile bu anayasa değişiklikleriyle inşa edilecek toplum açısından bakıldığında ne ölçüde çağdaş, modern bir dünyada ülkemiz konumlanır? O da ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Şimdi Tanju Bey, yani bu çok önemli bir konu. Ben de çok üzülerek gördüğüm tablonun bu yönde ilerlediğini gözlemliyorum. Şimdi tabii şu konu da var burada. Biz şimdi bu iki maddeyi biliyoruz ve bu iki madde tartışılıyor ama muhalefet partilerinin de ifade ettiği gibi henüz içeriğini görmedik hiçbirimiz. Bilmiyoruz başka nelerden bahsediliyor orada. Eğer bu meclisten de geçerse ki referanduma giderse toplum bu kadar din, bu kadar milliyetçilik, bu kadar sağ popülizm yüklenmiş bir toplumda buna onay verir gibi görülüyor ne yazık ki. Hak ve özgürlükler meselesi konulduğu vakit toplumun önüne orada çok hassas davranmıyor ne yazık ki. Şimdi bunun yol açacağı şey ne olacak? Sonuç ne olacak? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki darbe anayasası bu anayasa. Biz sivil bir anayasa yapacağız. Birincisi öyle mi gerçekten? Yani tamam darbe döneminde yapılmış bir anayasa ama darbe anayasası mı gerçekten? İkincisi ne kadar sivil bir anayasa olacak, yapılacak bu anayasa? Yani sonuçları ne olacak? Biz değişmesi halinde ne yaşayacağız? Yani kanımca Türkiye'nin mevcut politik kutuplaşma ortamında yeni bir anayasa yapmak çok zor, hatta imkansız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de rejimin temel değerleri üzerinde dahi uzlaşı sağlayamayan hem bir muhalefet hem bir iktidar var, hem diğer tarafta siyasal kutuplaşma toplumun %50 %50 şeklinde değerler anlamında bölünmesine, ayrışmasına yol açmış durumda. Dolayısıyla bu kadar siyasal değerler anlamında ayrışmış bir toplumda değerlerin bütünleşmesi üzerine oturması gereken bir anayasanın yapılması ve rejimin temel değerleri üzerinde bir konsensusun anayasa ile sağlanması çok zor görünüyor. Evet, belki bir toptan yeni anayasa için girişim olacak ama bu girişimin daha önce yapıldığı gibi sonuçlanması o kadar kolay değil. Çünkü hem elitler düzeyinde bir keskin kutuplaşma var hem de toplum üzerinde. Oysa ki anayasalar tam da bu noktada kutuplaşma yerine konsensüsü tesis etmeye çalışan ana metinlerdir. Ama o ana metine tesis edecek bir şey yok Türkiye'de. Ilımlı politik iklim yok. O nedenle daha fazla tartışmaya, daha fazla değerler anlamında çatışma potansiyeli de üretebilir. Bu konjonktürde yeni bir anayasa. Eğer yeni bir anayasa yapılmak isteniyor ise parlamento kadar, parlamento dışında toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak bir politik maratona dönüştürülecek ve son tahlilde bir uzlaşmayla sonuçlanacak bir yeni anayasa yapılması. Ama öyle bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor mu iktidar? Bu da önemli bir soru. Evet, çok teşekkür ederim Tanju Tosun verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız, yorumlarınız, katkılarınız için her zaman ağırlamak isteriz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de size Canan. Sağ olun, sağ olun, hoşça kalın. Evet, Ters Aynanın ilk bölümünün sonuna geldik. Perşembe günü yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.